Alo. Beklediğiniz konuklar geldi Yılmaz Bey. Tamam, sırayla içeri yollayın. Hadi bakalım Aynalı. Bu işi Kemal abi olmadan nasıl becereceğiz görelim. Becereceğiz, becereceğiz. Bu önemli. Kemal abi için bu her şeyden önemliydi. Hoş geldiniz. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Çok üzüldük. Merhaba. Başınız sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başınız sağ olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın delikanlı? Teşekkür ederim. Öğrenci misin? Tıp okuyor abisi. Demek doktor olacaksın ha? Evet. İyi iyi. Lazım bir tane Yılmaz. Kemal Bey'in sayesinde. Ne yapsak hakkını ödeyemeyiz rahmetlinin. Sizi buraya davet etmemizin nedeni şu. Bu ani ölüm hepimizi çok sarstı. Ama işlerin aksamasına meydan verilmeyecek. Her şey Kemal abinin sağlığındaki gibi devam edecek. O da bunu isterdi zaten. Sizlere bildirmek istedik. Ödemeler zamanında yapılacak. Bu delikanlının mezuniyeti bize gurur verecek. Teşekkür ederiz. Vallahi biz de ne yapacağız diye düşünüp duruyorduk. Artık düşünmeyin. Bir değişiklik olmayacak. Sizi fazla meşgul etmeyelim. Dışarıda görüşmek isteyen başkaları da var. Peki. Çok İyi sağ olun. İyi günler. Hangi branşı seçeceksin? Ortopedi. Çok güzel. Başarılar. Hadi bakalım. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bu çok güzel bir duygu Ekrem. Kemal abiyi şimdi daha iyi anlıyorum. Tabii ya. Yeşim, sıradakini içeri gönderebilirsin. Canım. Bak ne aldım. Sözlük. İsimlere bakacağız. Ben sıradan okuyorum. Senin beğendiğin olursa durdur beni, tamam mı? Aba. Abaç. Acar. Acaray. Acar Begüm. Acar Beniz. Acar Cihan. Acar Gün. Acar Gün. Acar Mert. Batı Şeria'nın kuzeyindeki... Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ahmet uyuyor mu? Uyuyor. Bugün çok uğraştırdı beni. Nasıl başa çıkacağız bu çocukla bilmiyorum valla. O zaman buraya ekleyelim. Yaramaz Ahmet diye. Bundan böyle onun adı Yaramaz Ahmet olsun. Nüfus kağıdımı çıkardın. Ay, benim oğlum adam mı oldu şimdi? Daha dur. Bu ilk adım. Sırada sünneti var. O günleri de göreceğiz değil mi? Tabii göreceğiz. Fahriye. Hı. Baba ismihanesine kendi ismimi yazdırdım. Yasal olarak da böyle gerekiyor. Cemil de ortalarda olmayınca. Doğrusu işime gelmedi desem yalan olur. İçten içe bunu istemiştim. Ben de öyle. Ha, al bakalım. Bari bu arada yemek yeseydik. Ben bakarım. 5 dakikada uyutur gelirim. Sen yemekleri koy hadi. Tamam. Efendim? Bir konunuz var Filiz Hanım. Kim? Muala Akın. Hemen içeri gönder. Tamam. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne sürpriz? Habersiz geldim ama Filiz. İnşallah işine engel olmuyorum. Yok estağfurullah, olmuyorum. Rica ederim. Buyurun, size ne ikram edeyim? Hiçbir şey, teşekkür ederim. Filiz, ben seninle baş başa konuşmak istedim. Belki hissettin. Yılmaz'la evlenmeniz konusunda bazı endişelerim oldu. Ben öyle duygularını gizleyebilen bir falan değilim. Her şeyim ortada. Öyle olması çok güzel zaten. Endişeniz ne? Sen ve Yılmaz farklı ortamlarda yetişmiş iki insansınız. Yani bilemedim. Birlikte bir hayat kurduğunuzda bu bir sorun olabilir gibi geldi bana. Ya da avantaj olabilir. Öyle. Kimse bilemez bunu. Sonra baktım ikiniz de mutlusunuz. Önemli olan da bu.
Sizin mutluluğunuzu en çok isteyenlerden biriyim Filiz. Biliyorum. Nişana gelmediğim için özür dilerim. İnanın sizi yanımızda görmeyi çok isterdik. Ama olsun, bu konuşma bana yeter. Ya bazen benim de bir damarım tutuyor işte. Neyse, şimdi gelelim ikinci konuya. İkinci bir konumuz mu var? Tabii var. Hem de çok önemli. Gelinlik. Gelinlik mi? Evet. Annen yanında olamayacağına göre ben olmalıyım diye düşündüm. Nasıl yani? Yani gelinliği gidip birlikte almamız gerekiyor. Tabii sen seçeceksin ama yanında aileden biri olmalı değil mi? Ben bu konuda beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Yani kabul mü? Gelinliği birlikte mi alıyoruz? Birlikte alıyoruz. İyi, anlaştık. Ben artık kalkayım. Tamam. O zaman telefonlaşırız. Olur. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kalın. Ne haber? İyilik senden. İyi. Bende harika bir haber var. Annen az önce buradaydı Yılmaz. Annem orada mıydı? Niye gelmiş? Birlikte gelinliğimi almak istiyormuş. Bak sen Muhalle Hanım'a. Hiçbir şeyden de geri kalmaz. Çok rahatladım Yılmaz. Kendimi bir garip hissediyordum. Hem sonra bir de nişana gelmediği için üzgün olduğunu söyledi. İyi, sevindim. Öğlen buluşuyoruz değil mi? Tabii, bir sürü ev bakacağız. Hadi görüşürüz canım. Görüşürüz. Evet canım. Açtım dolabı. Hı-hı. Mavi gecelik. Buldum hayatım. Tamam. Başka? Evet. İnce hırka. O da tamam. Başka? Terlik mi? Tamam canım, alırım onu da. Bu kadar mı? Emin misin? Tamam canım, görüşürüz birazdan. Evet, işimi çok seviyorum. Bu sezon çok yoğunum. Defileden defileye koşturuyorum. Yazın Paris'e gidiyorum tatil için. Ay. Pardon, rahatsız ettim. Prova yapıyordunuz galiba. Prova? Ne provası? Manken değil misiniz? Ben? Yok, ben manken değilim. Peki nesiniz o zaman? Ben burada çalışıyorum aslında. Elbiseyi üstümde giyip bir sorun var mı diye... Bakmak istediniz. Bence mükemmel. Pardon, eksik söyledim. Elbise üstünüzde sönük kalmış. İzin verirseniz ben üstümü değişsem iyi olacak çünkü yapmam gereken bir sürü iş var. Tabii. Kolay gelsin. Aptal, kafasız kız, salak, şuursuz. Harika oldu. Sanki sizi görüp de dikilmiş. Bu kadar olur. Gerçekten öyle Filiz. Sen ne düşünüyorsun? Ben de çok beğendim.
İki gün önce Paris'ten geldi. Şansınız varmış. Bence gelinliğinde şansı varmış. Böyle bir gelin nerede bulacaktı? Doğru, çok güzel. Siz de gerçekten beğendiniz mi? Çok sevdim hem de. Tamam o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.